Takip derken internete baksalar her şeyimiz kabak gibi ortada. Özel toplantı kalmadı. Hayır, bu derin üşüyor devlet ki. Cemaatleri takip ede dursun. Derin devlet takip etsin tabii. Etmeden olur mu ya? Adam alır. Neden gider. Etsin peki? Niye etsin? E şimdi efendim burada selefisi çıkıyor. Cuma kılınması çıkıyor. Darül Harpçısı çıkıyor. Vatan efendim, haini çıkıyor. Yani şimdi orada mesela ben kaç keredir söylüyorum. FETÖ'cüsü çıkıyor. FETÖ var. Kale alıyorlar mı beni? 2000 tane selefi dernek var şu an. Ben bunu kaç zaman evvel söyledim. Bu silahlanmanın önüne geçesini söylüyorum. Anlattım. Sonra başlarına gelince anlıyorlar. Bak bu selefiler sıkıntı. Adıyaman civarı çok ateşleniyor. Orada bir taraftan İran vari operasyonlar var. Gruplar var. Adıyaman oradan destek alıyor. Adıyaman derken menzil cemaatini mi kastediyorsun? Değil. Menzil. Menzil selefi olur mu? Menzil. Selefiler menzili tekfir ediyor. Tarikatların hepsi kafirdir selefilere göre. Fakat tabii. Orada çok dernekler kuruluyor. Ve o bölgelerde PKK da var. Bir çınkar çıktığı zaman üçlü beşli çıkartacaklar. Onun için ben devlete, benim devlet kadar aklım olamaz ama ben de sosyal bir varlığım. Çok insanla görüşüyorum. Selefi derneklerin önü alınması lazım. İzmir'de şurada burada her yer selefi dernek doldu. Adam aleni herkesi tekfir ediyor. Rey verene kafir ediyor. Bilmem ne. Cumhuriyet'in derlerine sövüyor. Fakat bir işlem de yok. Bunları tamam, bunları salarlar. İpini uzun bırakırlar. Çünkü onu olta gibi kullanırlar, öbürlerini armut gibi toplarlar. Bu devletin işidir, bunu yapsın. Ben bir şey demiyorum, yapmalıdır. Peki Mehmet Akif'in ama tehlike boyutuna gelmeden de tedbir almazsa FETÖ durumuna da dönmesin yani. Peki. Yani Mehmet bu selefi Akif'in ideolojinin yaygınlaşması konusunda Türkiye'de bir takım riskler mi görüyorsunuz? Çok büyük riskler. Sohbetlerimde de söylüyorum. Bu selefi Türkiye'de 5-10 kişi yoktu. Yoktu. Bizim gençliğimizde Fatih'te bir adam vardı. Kitapçısı vardı. Derdik ki çoluğa çocuğa, buna gitmeyin talebelere, zehirlenirsiniz bilmem ne. O kafir, bu kafir. Yani belliydi. Şu anda dernekler 2000, bana bunu derin demeyeyim de, milliyetçi abilerimizden biri sayısını 2000 dedi. Bu da bana bir iki sene evvel söylendi. 2000 tane selefi dernek selefi mi var? Selefi dernek, selefi. Yani Maturidi'ye kafir diyor, Hanefi'ye kafir şey diyor, mezheplere kafir diyor, şirk diyor. Yani adamlar Allah gökte diyor aşağı. İşte Allah mekan isnat ederler bunlar. Herkese kafir derler. Düzen tağut düzeni derler. Meclise girilmez siz derler. Rey verilmez derler. İmani, rey veren kafir derler. İmani açıdan riskli görüyorsunuz değil mi? Bir beka hayır, meselesi. Hayır, ben imani açıdan da riskli görüyorum. Devlet açısından da riskli görüyorum. Beka meselesi. Bunların devletle nasıl bir şey olabilir? Hayır, iç savaş da körüklenecek. IŞİD bunların bir kısmı. El-Kaide, IŞİD versiyonları da var. Fakat şimi bunlar hepten alenen sitelerde konuşma yapıyorlar. Tehdit alıyor musunuz dedi Mehmet Ali. Yani ben tehdit almıyorum. Emniyetten bana geliyor tehdit şey. Adam yakalanıyor. Adama soruyorlar. Drone'la işte evini patlatacaktık. Aşağıda villa tuttuk diyor. Peki ne kadar örgüttüler? Yani onu emniyet zaten gazeteler, sabah gazetesi falan haber yapınca ben duyuyorum. Sayın Ünlü. DEAŞ'la ilgili galiba böyle. DEAŞ'la ilgili 4-5 senedir ara ara çok sıkı şey geliyor. Artık nokta atışına kadar, şuraya gitmesine kadar bazı şeyler söyleniyor. Peki izninizle ben şunu merak ediyorum. Evet. Bunlardan ne kadar yabancı, ne kadar Türkiye'de örgüttüler bir örgütlülük meselesi. Şimdi ne kadar güçlüler yani? Ne kadar taban buluyorlar mı Türkiye'de? Yani şöyle, taban bulamıyorlardı. Bu tarikatların bu hizmeti de var. Tasavvufi cemaatler bunlara tam karşıdır. Halk bu tasavvufi cemaatlerin efendim bilgilendirmesini ışığı altında olmasa, yani doğruları için konuşuyorum. Doğruları için. Yani böyle batıl ehli için konuşmuyorum. Hani vatanına, milletine, devletine bağlı olanlar için konuşuyorum. Öyle olmasa çok şey bulacaklar. Yani bu düzen, şirk düzeni, kafir, rey atmayın, şunu atmayın. Tamamen, yani tabii şimdi ona Tayyip Bey'i de tekfir ediyorlar. Beni de tekfir ediyorlar. Çünkü ben rey verin diyorum diye. Veyahut da rey verin. Bu tehditlerden yani bunların sonra... Bunların hepsi, mesela hocam... ben işte... Peygamberin yüzüsü hürmetine diyorsan kafir oluyorsun. Eyüp Sultan'ın türbesine gidiyorsun kafir oluyorsun. Şefaat bunları dersen... şefaat ya Resulullah kafir oluyorsun. Bu tehditlerden maalesef sonra... Diyanette, ilahiyatta da var. Bu tehditlerden sonra devlet size, bir saniye, bir dakika, devlet size koruma tahsis etti mi? Bir dakika. Koruma tahsis etti. 4-5 sene oldu. Veys Ateş, ilahiyatta da var dediniz. Var tabii şimdi şefaat. Şefaat ya Resulullah inkar eden, Allah göktedir diyen, Maturidi Hanefiye kolunu inkar edenler var. Bunların... ekseriyeti selefi akımdan, bazısı modernist akımdan, Abdü Afgani Mısır akımından, bir kısmı da selefi akımdan etkilenmiş. Peki Mehmet Akif'in onlar selefiyim demeyebilir. Anladım. Sayın Ünlü, şimdi, Mehmet Akif'in az önce bu hepsini aynı çerçevede düşündüğümüzde, aslında biraz daha yukarıdan baktığımızda biraz önce Diyanet raporu üzerinden gittik. İşte Diyanet bizim değil dedi.
cemaatlerle Diyanet'in, ilahiyatları çok eleştiriyorsunuz, İmam Hatipleri eleştiriyorsunuz, dini eğitim konusunda şey, özellikle. Bak, İmam Hatipleri ve ilahiyatları müessese olarak eleştiriyorum. Şu andaki konusunda ders veren insanların bu selefi, mezhepsiz, Maturidi Hanefi'ye zıt yeni yeni şeyler geliştirdiler. Kaderi inkar, mutezile, yani ehl-i sünnet dışı bizim bin senedir şeyimiz ehl-i sünnet, Maturidi Hanefi ekolü gidiyoruz. Şu anda bu ayarlar bozuluyor diyorum İmam Hatip ve ilahiyatlarda. Bunu kendi içinde de şikayetler var. Yani ben burada şey şahıslara karşıyım. İmam Hatip ilahiyat müessesi olarak karşı değilim. Ama ben bir isim veriyorum. Şu anda burada isim vermiyorum. Adam bağlanıp da bir de onu dinlemeyelim diye. Hak doğuyor bağlanı isim verince. Adam Kur'an'daki şu ayetler diyor. Hızır Aleyhisselam'ın ledün ilmi diyor. Bu ayetler diyor. Şu anda anlaşılacak gibi değil. Bence bu ayetler değişsin diyor. Biz kalkıyoruz Fransa'ya dikleniyoruz. Fransa zaten şu ayetler çıkarın Kur'an'dan diyor. Adam zaten Kur'an'a inanmıyor. Ona da dokunan ayetler. Doğal olarak söyleyebilir. Gavur zaten Frenk kafiri. Adam ilahiyatta şu anda hoca. Bu adam diyor ki şu ayetler bence çıkarılmalı diyor. Kur'an'ın ayeti için. Hadisi de bırak. Şimdi ben buna çocuğumu nasıl teslim edeceğiz yani? Biz yani ayet çıkarılmalı adını, ama bak ben adını veriyorum ama. Ayet, ayet şu isim diyorum. Ayetin çıkartılması gerektiğini. Ben aslında ismi tahmin ettim şu anda da söylemeyeyim. Hayır, ben onun sesini yani, evet, de veriyorum ya. Siz veriyorsunuz. Ben şimdi şöyle özelde bir adam bir biz adama isim, bir şey demiş diye ben onun şahidi değilim. De cevap hakkı da adam olmuşsun, programda isim konuşmuş. Konuştuğu programın sesini alıyorum. Hı hı. Şeyde veremiyoruz işte. YouTube şurada burada hak doğuyor. Facebook'ta verebiliyoruz. Facebook'ta veriyoruz sesini. Ya bu hepsini adam dinliyor. Dinleyince bu diyor ki Kur'an'ın bu ayetleri değişmeli diyor. Ben de diyorum ki bu adamı işsiz kalmasın. Bu adamın maaştan olmasın. Bir ateistler Kur'an düşmanları üniversitesi kurun. Rektör yapın. Maaşına da zam yapın. Bir şey dersem namerdim diyorum. Allah. Ama ilahiyatta ne işi var? Ben izninizle şimdi okutan, bir başlık açacağım. Yani benim, olamadım ki Didem. Tamam, öyle doğru. Benim yanlış anlamayın. Ben kurumlara düşman değilim. Anlaşıldı İmam hocam. Şahıslarla ilgili şu anda mesela bir adam var. Şu anda tamamen atıldı. Ya Mescid-i Aksa diyor. Oradaki Mescid-i Aksa değil diyor. Tam Yahudi'ye çalışıyor. Şu anda solcu bir kanalda acayip her hafta program yapıyor. İmam Hatip hocası. O da anlaşıldı. Şöyle bir tarif ettiniz ki. Şimdi yok, onu da anlamadınız ki. Ben anladım. Siz belki anlamışsınız. Ben anladım. Anladım. İnsansınız olabilir o, evet, o kişiler hakkında.